Sayın seyirciler, güne merhaba devam ediyor ve sabah saatlerinde de ifade etmiştim. Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Ali Alioğlu bizlerle beraber. Ülkenin içinde bulunduğu konjektür zaten ortada. Geçtiğimiz haftalarda çok çetin bir eylem yapmışlardı. Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı ile Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı'nın organize etmiş olduğu ve üretici ile hayvancının buluştuğu bir eylem olmuştu. Meclis önünde gerçekleşen bu eylem sanırım 72 saati buluyordu ki tamamlanmıştı. Çok soğuk bir gündü ve bununla beraber tabii ki meclis kapısının da kırıldığını ve bu konuda hala iplerle tutturulduğunu gündeme getirmiştik. Meclis başkanına sorduk neden yapmadınız diye. Onlar da ihaleye çıkacaklarını söylemişti ama bunun bir başka şeyi, bakış açısı daha var ki acaba dedik narenciyecilere veya işte hayvancılara bir dava mı açıldı? Kamu malına zarar verildiği için ve onlara mı yaptırılacak ki bu kadar zaman Cumhuriyet Meclisi'nin kapısı bekletildi? Bunu da elbette ki soracağız. Böyle bir konu var mı? Çünkü o gün o söylemlerde sanıyorum ki böyle bir konu geçmişti. Çok iyi hatırlamasam da eylem kararı alındı. Narenciyeciler yine üreticiler daha doğrusu sokakta olacak. Ali Alioğlu ile bu konunun detaylarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hafta sonundan sonra haftanın ilk gününden dolayı tüm vatandaşlarımıza, insanlarımıza hayırlı bir hafta dileğiyle programımızı açmak isterim. Ne kadar hayırlı olacak? İnşallah. Yani temennilerle ayakta duran bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Çiğdem Hanım. İnşallah temennimiz odur ki kazasız, hastalıksız bir hafta geçirelim diye düşünüyorum. Evet. Efendim tabii o bizim de dileğimiz, temennimiz o yöndedir. Ama çok da böyle ülkemizde uygun değil bu temenniler, dileklerin kabul göreceği bir ortam yok. En azından bunu görüyoruz. Şimdi üretimden koptu dediniz ve çok sert bir eylem mesajı verdiniz. Bugün Halkın Sesi'nin de manşetinde çıktı. Hükümetten toplam 12 milyon Türk lirası alacağı bulunan narenciye üreticileri bu paralarını alamadıkları gerekçesiyle yeniden eyleme hazırlanıyor başlığıyla aktarıldı efendim. Bu konuyu elbette ki konuşmamız gerekiyor. O gün söz aldınız. Her şey okey gibi görünüyordu. Bir sıkıntı olmayacak diye düşündük aslında biz de oradan ayrılırken sizlerle birlikte. Evet. Ekip arkadaşlarımız da oradaydı. İsterseniz oradan başlayalım, buraya gelelim. Hep birlikte başbakan o gün söz verdi, kameralara da çıktı söyledi, hatta o görüntüler de var. Hatırlatmak üzere arkadaşlarımız da hazırlarlarsa birlikte tekrar o güne dönebilir ve izleyebiliriz. Ne denmişti, ne oldu? Evet, tabii ki süreci birkaç cümleyle sınırlandırdığınız Çiğdem Hanım, özetidir aslında bu. Tabii ki bizim niyetimiz hiçbir zaman bu ülkede herhangi bir huzursuzluğa mahal verecek bir yapıda olan bir sektör değiliz. Ama maalesef o noktaya kadar da bizi çeken siyasiler de olmuştur. Dikkat edecek olursanız o günlerde bazı siyasi partilerinde atıfta bulunduğu bir cümle olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın güdümünde yapılan, desteklenen bir eylem olduğu ortaya atılmıştı. Hatta hayvancılar, hayvan üreticileri, yetiştiricilerinin de yaptığı eyleme de keza aynı cümleyi kullandılar. Yani yazık diyorum ben. Niçin çünkü o cümleyi kullansınlar Ali Bey? Yani şimdi ortada fol yok, yumurta yoksa neden iktidar partisi böyle bir cümle kuruyor? Yani niye sizleri Cumhurbaşkanı Sayın Eroğlu'yla hani ortakmış gibi veya onun güdümünde hareket eden bir örgüt gibi gösterdiler? Şimdi nereden nereye yani? Aklıma hemen şu geldi. Hatta o günlerde televizyon kanallarını böyle çevirirken Sayın Kutlay Erkin ve Hakan Kuntay'ın, MHK üyesi Hakan Kuntay'ın bu tip konuşmalarını zikrettiğini izlerken ben esefle hem kınadım hem üzüldüm üreticim adına. En fazla da Sayın Hakan Kuntay'ın konuşmaları bizi derinden yaraladı. Çünkü bölgemizin de bağrından çıkan bir insan olarak bugün Lefkoşa'da kalırken
güzel yurt insanının ne kadar çile çektiğini, sıkıntılar içerisinde boğulduğunu sanki de farkına varmadan bir konuşmaya girdi. Unutulmaması gereken bir şey vardır ki, bugün Narinci üreticisi uzun yıllardan beri eylem yapmış bir durumda değil. Yani bizi başka sektörlere ya da sendikalara benzetmelerini ben kınıyorum. Çünkü biz her iki günde bir Lefkoşa'da herhangi bir yerde eylem yapan bir sektör olarak tanımlanmadık. Unutulmaması gereken bir şey vardır ki biz 19 milyon TL'lik alacağımızı belirli süreçleri geçtikten sonra ve mevcut hükümete de en azından bir seneyi aşkın bir zaman verdikten sonra bu eylem kararına gittik. Bu da bizim en doğal hakkımızdı diye düşünüyorum. Üretici eğer bugün Lefkoşa semalarında meclis önüne gelmiş ise bu orada onun şovu değildi. Ya da herhangi bir kurum ya da kuruluşun güdümünde hareket edilen veyahut da Cumhurbaşkanlığının desteklenmesiyle yapılan bir eylem değildi. Ama ben bugün Sayın Eroğlu'nun yerinde olsam bunu alır ve malzeme olarak da kullanırım. Çünkü eğer bugün bir kurum kuruluş veyahut da bir cumhurbaşkanı bu tip eylemlerde özellikle de tarımsal sektördeki eylemlerde taraf olursa en büyük gücünü de oradan alacağına inanıyorum ben. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bakacak olursanız birçok eylemler yaşanır. Ama tarımsal yöndeki eylemler hiçbir zaman siyasi rozete bakılmaksızın yapılan eylemlerdir. Hak arayışıdır, alın teri arayışıdır, emeğinin karşılığını alma arayışıdır. Başka bir arayış için değildir. Yani biz hep şunu söyledik. Bizim siyasetimiz, politikamız insanlara yönelik değil. Bizim politikamız, siyasetimiz toprakladır. Yani biz toprağa, üretime ne kadar önem verirsek karşılığını keza o kadar da alırız ve bunun karşılığı da sadece üreticinin cebine girecek olan parayla ilgili değil. Hem tüketicimizin cebine de aynı anlamda faydası olur hem de ülkemiz adına da katma değer açısından büyük bir getirisi olur. Yani saymakla bitmiyor Çiğdem Hanım. Zincirleme devam eden bir süreç var. Yani tarım sektöründeki tüm sektörlerin yetiştirmiş olduğu ürünlerle ilgili o üreticilerin pek de fazla bir kazanımlarının olmadığını ama ülkeye büyük faydalarının olduğunu da bilmekteyiz. Yani bunu da durup defalarca da televizyon kanallarında anlatmaya da gerek yoktur. Zaten herkes anlamıştır artık herhalde. Yani tabii üretimden koptunuz dediniz, hakkınızı alamadınız, 19 milyon TL alacağınız vardı. Geriye 12 milyon Türk lirası alacağınız kaldı. Peki o gün eylemde arkadaşlarımız mesela ekranlara getiriyorlar, ara ara izliyoruz şu anda da. Ama o günkü eylemde siz anlaşmaya vardınız. Neydi içeride konuşulan? Tabii siz içeriye girerken basın mensupları içeriye alınmasın denildi. Siz hayır bizimle gelecekler dediniz. Daha evet. Sonra çok enteresan bir durum daha oldu. Dışarıya çıktığınız zaman Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı yuhalandı ve kabul etmediler. İstenilen orada sürdürülebilir bir tarımsal protokoldü, bir sözleşmeydi. İşte ne bileyim hükümetin bu yönde ileriye dönük bir şeyi, vizyonu, bir programı olması gerektiğiydi, istemler. Bunlar ne oldu şimdi? Yani geçti ve gitti gibi durdu açıkçası. Onu da söylemekte yarar var. Yani bu sadece bir para için burada değiliz. Biz aynı zamanda bunun da böyle olmasını istiyoruz. Tarımsal politikaların ülkede işte öngörülebilir bir şekilde düzenlenmesini istiyoruz demiş dediğinizi ben hatırlıyorum. Evet. Şimdi tabii ki o eylemde biz tam anlamıyla hayvan üreticilerine büyük bir destek verdik. Ve yılın son günü de burada bir program yapmıştık. 31 Aralık'ta ve Sayın Mustafa Naimoğulları'na ben burada açık desteğimi ilan etmiştim. Tabii ki bunun ardından tüm üreticilerimizi de çekmiş olduğumuz mesajlar kamuoyuna, basına düşen haberlerden de üreticilerimizin bu eyleme destek vermesini istedik. Çünkü artık bu olay sadece hayvan üreticilerinin eyleminden çıktığını, çiftçilerin eyleminden çıktığını, ne bileyim patatesçilerin, enginarcıların, bununla birlikte narenciyecinin, kısacası artık bütünlüklü bir tarım politikasının bu ülkeye yerleşmesi gerektiğine inancımızın tam olduğu için bu sloganı ilk günden itibaren kullanmaya başladık. Sebebi de neydi Çiğdem Hanım?
Yani biz narenciye üreticisi olarak 2014 yılına damgasını vuran bir sektörüz. Ne oldu? Yani 19 milyon TL'lik bir alacağımız vardı. İşte hükümete bir baskı unsuru oluşturursunuz. Bununla birlikte birçok zararlar da geliyor arkasından. Yani o eyleme giderken birçok insanı mağdur ediyorsunuz. Gerek işine gitmekte, gerek hastaneye gidecekse, okuluna gidecekse. Yani o gün itibariyle tüm ülke bana göre bir kronik bir sıkıntıya girmekteydi. Bununla da aynı durumda mecliste büyük bir sıkıntılar yaşanır. Orada işte gerginlikler yaşanırken kimisi arbededen yaralanabilir, işte kamuya zararlar olabilir. Demin de okuduğumuz gibi meclis kapısının halen daha bugün askıda olması ve ihaleye çıkılacakla ilgili eğer kamuda bir sıkıntı, kamuya zarar verilen bir sıkıntı varsa biz onarmaya da hazırız. Çünkü sonuç itibariyle biz kamuyu yıkmaya gitmedik. Ama bizi bu noktaya sürükleyenler de utansın diye düşünüyorum. Çünkü biz bugün hak ettiğimizi almış olsak, hak ettiğimiz yerde olmuş olsak, bugün meclisi de bırakıp kendi başlarına da icraatlarını göstersinler diye düşünüyorum. Çünkü meclis bizimdir. Meclise girdiğimiz zaman birçok olaylarla da karşı karşıya kaldık. Narenciye üreticileriyle birlikte. İşte içeriye giremezsiniz, şunu yapamazsınız. Dedi ki ya bir saniye, bu meclis, bu ülkenin meclisidir, sizin değil ki. Ancak siz bizim emanetimiz olarak, oyumuzu alarak siz buraya geldiniz. Size burayı tahsil etmedi kimse, Koçan da vermedi. Bunları da yaşadık orada Çiğdem Hanım. Kimi milletvekilleri, hatta kendi bölgemizin milletvekilleri ve şu anda hükümette olan, buradan da söylemekten hiçbir zaman da çekinmiyorum. Çünkü beni tanıyan insanlar raş olduğumu çok da iyi bilir. Ben bildiğim sözün ne arkasında raş olduğumu var çok demek. İyi. Yani gizlemeden her şeyi korkmadan söyleyen bir insanım. Anladım. Ben burada yine bunu sizin ekranlarınız aracılığıyla söylemek istiyorum, ifade etmek istiyorum. Sayın Hüseyin Erçal'ın bize o gün itibariyle ikinci eylemde 25 Aralık'ta şov yaptığımızdan bahsettiği. Ben yani şahsen utandım. Yani bu görüntüler hiç şova benziyor mu Allah aşkına? Yani bana hiç şovmuş gibi de gelmedi. Hava buz gibiydi ya. Eksi kaç dava o günlerde? Çok, o gün çok soğuktu yani. Hatırladığım kadarıyla ben siz de rahatsızlanmışsınız galiba. Bir şey oldu orada bilmiyorum ama. Buradaki eylemde bakınız kombaylar var. Hayvan üreticilerinin eylemiydi bu. Ve ben o gün 4 saat kombayın üstünde kaldım. 2 saatte belki yürüdüm. Düşününüz yani Güzelordu'nun çemberinden, Kıbrıs gazetesinden terminale kadar, terminalden de meclise, meclisten de başbakanlığa kadar. Ha, bunu yaparken orada bir prim elde etmek değildi. Üreticinin de çekmiş olduğu sıkıntıları siz de çekeceksiniz. Yani başkan olup da işte üstünüze gat kravat giyerek, bir mont çekerek kitlenin başını çekmek kolay değildir. O insanların seviyesine inmeniz gerekir. Ancak o zaman o insanların halinden anlarsınız Çiğdem Hanım. Yoksa oturduğunuz koltuklarda ya da 300-500 bin TL'lik arabaların içerisinde hareket ettiğinizde siz o insanların değerini gerek kendinizde gerek onlarda taşıyamazsınız. Ben bunu düşünerek hareket ettim. Hasta olmuşsak da helal hoş olsun. Hasta olur iyileşiriz. Tedavisi de vardır. Peki... Ama... Evet, özür diliyorum. Buyurun. Peki o şeyde toplantıda ne oldu? Ne konuştunuz? Daha detaylı bilgi verme şansınız var mı? Var. Başbakan size ne dedi? Bu kalan 12 milyon Türk lirası alacağınızı ne zaman ödeyecekti? Yine mi sözünde durmadılar ki siz bir eylem kararı aldınız? Ne oldu efendim? Şimdi tabii ki biz iki tane eylem yaptık 2014 yılında. Bir 20 Kasım, bir 25 Aralık'ta. 25 Aralık'taki yapılan eylemde belki pek fazla kalabalık olmamış olabiliriz ama eylem eylemdir. Benim hep kullandığım bir cümle vardır. Bir kişi için titrerim diyorum, bin kişi için de kükrerim. Bu çok önemli bir slogandır bu benim için Şidem Hanım. Eğer dedik kalabalık gitmezsek orada bir protesto manyetinde protestomuzu yapar çıkar geliriz. Çünkü sonuç itibariyle size bir başbakan 20 Kasım'da bir söz vermiştir bu 19 milyonla ilgili. Yetmedi 13 Aralık'ta. Birliğimizi gelip ziyaret etti, ziyaret etmek istedi ve geldiği günde orada 10 günde bir vade daha istedi üreticimizden. Bizim üreticimiz de haliyle bu vadeyi tabii ki hükümet kanadına verdi. Çünkü bürokraside gecikmeler olabilir, birçok aksamalar olabilir. Biz dedik ki yani en azından yılbaşına parasız bu insanlar girmesin dedik.
ve sizin de verdiğiniz sözün arkasında olacağına inandığımız bir sektör. Yani sonuçta bugün insanlar devlet erkanının başına, başbakanına güvenmeyecek mi? Yani ben bugün çıkıp televizyon kanallarında başbakanı eleştirdiğimde benim için büyük bir artı bir pozisyon mu olur? Yani bir prim mi kazanmış olurum? Bir müddet televizyona çıkmamaya karar verdik. Çünkü ben şahsen utanıyorum. Yani bugün gazetelere manşet düşen Sayın Başbakan sözünü tutamadı sözleri. Demin de söylediğim gibi ben Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği olarak onun üstüne çıkmadım. Daha ziyade ben ezildim. Çünkü benim başbakanım sözünü tutmaması beni ezdi. O yüzdendir ki dedik biz siyasilere olan güven her geçen gün azalmaktadır. Azaldığı gibi de hükümetlere de güven kalmamıştır. Çünkü bu devleti idare edenler eğer dürüst, şeffaf, ciddiyetten, sorumluluktan uzaksa o zaman bu hükümetlerin altında yaşayan insanlardan ne bekliyorsunuz? O zaman bakacaksınız gazetelerin manşetlerine uyuşturucu, hırsızlık, trafik cezaları had safhada gider. Yani kimlere fırsat verirsiniz Çiğdem Hanım? Sahtekarlara, hırsızlara, dolandırıcılara siz fırsat verirsiniz. Çünkü siz zaten dirayetli durmuyorsunuz. Basiretsiz bir yönetim bir şekliyle bizi idare ediyorsunuz. Hangi sistemle idare ediliyoruz onu da bilmiyoruz. Yani sistem çöktü deniyor bize. Tüm ilgili bakanlar, bakanlıklardan gelen şeyler son işte başbakanla görüşmemizden sonra bütünlüklü tarım politikası gündeme geldi. Başardık bunu ama neyini başardık? Günübirlik politikayı mı başardık? Yani gündeme geldi işte ben de onu gündeme soruyorum. Gündeme geldi. Konuştunuz, eylem yaptınız, oldu bitti. Şimdi ne oldu? Evet, hemen akabinde zaten en son eylem hayvan üreticilerinin eylemiydi. Orada tüm hemen hemen sektör başkanları, Sayın Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Tarım Bakanı ile birlikte konuşmalar oldu. Biraz gergin anlar yaşanmıştır orada, olması da gerekirdi. Çünkü insanlar 3 gün boyunca soğuğun, yağmurun, çamurun içinde bekleyen insanlar... Hayvanlarını mandırada bırakıp, çoluk çocuğunu evinde bırakıp, o Lefkoşa sokaklarına dökülmek, aç susuz orada beklemek, yani bu şovu değil aslında sıkıntıları gösteren bir olaydı. Ve üçüncü günün sonunda çıkan sonuç, ben yine hemen akabinde Sayın Başbakan'ın bir yerel televizyonda yaptığı konuşmasını, ben takdir etmedim. Kullandığı telaffuz işte diyor eylemler yapıldı. Ne oldu dedi. Her eylem yapan bir şey mi kazandı? Evet ben de onu söylüyorum size. Yani yaptığınızda ne oldu? Tamam yani bizi sen başbakan olarak tahrik mi ediyorsun yani? İlla ki bu eylemleri biz daha da ileri had safhaya getirip daha kötü şeyler olmasını mı bekliyor Sayın Özkan Yorgancıoğlu? Nedir beklentisi ben anlamadım. Keza... Belki şey demek istiyordur. Hani işte paramız yok söyledik. Belli bir bütçe var. Bu bütçe içerisinden dışarıya çıkamıyoruz. Yapılsa da eylemler, yapılmasa da ne oldu, ne olacak şeklinde demiş olabilir mi? Yani bunu, böyle demek istemiş olabilir mi? Bunu söylemek bana göre o insanın acizliğidir. Genel anlamda da o hükümetin acizliğidir. Şimdi siz 2013-28 Temmuz sürecinde seçimlere girdiniz ya Çiğdem Hanım. Evet. Ve bu ülkenin tüm sorunlarını bilerek girdiniz, yabancı değilsiniz ya. Veyahut da Avustralya'dan çıkıp da 10 kişilik ya da 20-30 kişilik bir yeni parti kurarak bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin seçimlerine katılan bir parti değilsiniz. Bize güler, yani tüm kamuoyu bize buna güler. Bu sorunları bilerek sen bu seçime girdiysen ve bu seçimi de başarıyla çıktıysan ve koalisyon hükümeti kurduysan o zaman da bu sorunların da tüm müsebbibi sensin ve çözmekle de mükellefsin. Benim görevim Narenciye Bahçesi'ni üretmekse ve üretimin devamlılığını her geçen gün yapmakla mükellefsem, bugün X parti, Y parti de gelse beni ilgilendirmezse ve ben o bahçeme suyumu, ilacımı, gıdamı koymakla mükellefsem ve katma değer de sağlayabilmek için kaliteli ve rekolteli bir ürün çıkarabilmek benim sorumluluğumdaysa, senin de sorumluluğun hükümette ciddiyettir, sorumluluktur. Yani bana işte bütçede kaynak yoktur, kalem yoktur, sistem çöktü söylemleriyle gelirsen o zaman oturduğun koltuktan lütfen kalk ve 10-12 bin TL'yi de alma. Çünkü ben ödüyorum seni, benim vergilerimle ödüyorum ben seni. Yani ben bugün vatandaş olarak vergimi ödeyerek bugün benim parlamentoda var olan 50 milletvekili ve bölünen bakanlar kurulunu ödüyorsam Çiğdem Hanım hakkım var bunu benim sana sormama. Başarısızsan bırakacaksın kardeşim, yapmayacaksın. Sistem çöktü diyorsan
14-15 ayı geçti. Bu sistemin yenilenmesiyle ilgili argüman ortaya koydun mu? Yok. Her gelen vatandaşa yeni bir politika izlemeye başladı bu hükümet. E işte olmuyor, bu sistemle gitmiyor. Yapılacaksa gelsin, biri yapacaksa istifa edeyim, gelsin başkası otursun bu koltuğa. Bu söylem mi ya? Bu bir bakana, bir başbakana yakışan bir laf mı? Böyle mi dediler? Tabii ki Sayın Tarım Bakanı'nın eyleme gitmeden evvelki cümlelerini iyi hatırlayın. Bizi tahrik etti. Eylem yapamazsınız dedi bize. Niye? Üç tane birlik varsınız güzel yurtta. Elçiliğe gidin, şuna gidin, buna gidin, söylemlerle bizi kışkırdın. Niye kışkırdın sen ya bu üreticiyi? Bu üreticiden ne istiyorsun sen ya? Yani Çiğdem size Hanım? Adres olarak elçiliğe mi? Evet gösterildi, tabii ki gösterildi. Ha bana derseniz Ali Bey bunu ispat eder misiniz? Biz duruşumuzda ispat ederiz. Yani kimseye de yalan borcumuz yoktur. Tabii. Söylemediğini o da ispat eder. Kendi danışmanları, müdürleri o toplantıdan 45 kişilik üretici ordusuyla gittim ben son Tarım Bakanı'na. Ve ne demişti orada? Çözülebileceğini bu sorunların bilsem istifa ederim. Yani ne demek istersiniz? Yine bu cümleleri kullanmak istemiyorum. Çünkü artık şeyi geçti. Yani gündemi değişti. Ama yine de söylemekte fayda var. Yani demek istersiniz Sayın Bakan, bu sorunlar çözülmemesi için oturun bu koltukta. Anlamı budur. Ya ben hep şunu söylerim. Bir cümleyi kullanırken özellikle de Türkçe'de altını doldurabilecek şekilde konuşun. Yoksa sizi lastik gibi çekerler, farklı yerlere götürürler. Vermeyin bize o fırsatı, konuşalım. Efendim o günkü toplantıda Maliye Bakanı da yok muydu? Çok iyi hatırlamadığım için ben soruyorum. Bunu da şuradan söylemek istiyorum. Yani Başbakan Maliye Yardımcısı. Bakanı, hangi ülkenin Maliye Bakanı ben merak ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni neden öyle dediniz? Görmüyoruz ki. Herkes Maliye Bakanı'nı görecek. Bakınız bundan 5-6 ay evvel, pek de söylemeyeyim o kadar yoktu herhalde. Eylül ayının başlarıydı zannediyorsam. Güzelyurt'taki Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın güdümünde Maliye Bakanı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı, Ekonomi Turizm Bakanı Sayın Serdar Denktaş'ın da periyodik şekilde bölgemizi gelip ziyaretler oldu ve toplantılar oldu. Esnafın sorunlarıyla ilgili. Haliyle biz de davet edildik. Yani ben orada misafir idim. Belki ben de esnafım ama ben de oraya üretici birlik başkanı olarak çağrıldım. İki saate yakın orada hem insanları dinledim hem de Sayın Maliye Bakanı'nı, konuşmalarını dinledim. Kalktım yukarıya, en son dayanamadım. Ya Sayın Maliye Bakanı, yani siz buraya geldiniz, buradaki insanların sorunlarını dinliyorsunuz. Ve siz hala daha diyorsunuz ki bu insanlar elini taşın altına koysun. Ya koyacak taş kalmadı. İnsanlar ver yansın ediyor. Resen vergilerden, kepenk kapadan insanlarımız var. Mahkeme koridorlarında koşturan insanlarımız var. Ve siz diyorsunuz ki gideceksiniz diyor vergi dairesine ve yapılandırılacaksınız sayın vatandaşlarım. Alay mı ediyorsun ya sen benimle? Ne demek ister yapılandırılacaksınız? Siz anladın bana Çiğdem Hanım. Yani, devlet taksit mi yapacak? Yani adam öyle, sanki de şırıngayla kanını çektiler. Çok rahat bir tavırlarla geldin sen oraya. Ya Sayın Zerre Mungan, teknokrat hükümetinde zaten başımıza bela oldun. Geldin ve dedin ki onlar aldı onlar ödesin dedin. Cyprox ile ilgili araştırın, arşivlerinize çıkacaktır bu cümleler. Ben söylemiyorum bunu. Bugün eğer Cyprox... Onlar aldı onlar ödesin derken neyi kastetti? Şimdi biraz açalım da, onu, biraz vatandaşlarımız evet, kendi konumuza anlasın. Dönelim Çiğdem Hanım. Cyprox bildiğiniz üzere devletin uhdesinde bir kurumdur. Orada çalışanlar vardır. Orada milyon dolarlık bir fabrika vardır. Cyprox üretici için kurulan rekabet unsurunu tüccar ve üretici arasında sağlayan, denge sağlayan hatta %51 hissesi İnkişaf Sandığı'nın, %10 hissesi de kooperatifin olan bir kurum olarak bugün görev yapmaktadır. Ve siz teknokrat hükümetine geldiğiniz gün, Mali murakıpları oraya gönderdiğiniz, iyi hatırlayacaksınız o süreci 2013 yılında. Bir araştırma, bir işte Mali raporun hazırlanması ve üretici, kamyoncu, kesim ekipleri mağdur oldu. Biz de dedik ki be arkadaşlar, yani bir kurumu denetleyebilirsiniz. Ama bunu kamuoyuna, gazetelere manşet olarak düşürmek bana göre hükümetin ayıbıdır. Ha sen o kurumu tabii ki denetleyeceksin. Her sene o denetimini yapacaksın. Ama bunu kamuoyuna düşürmek sana ayrı bir pozitif bir şey vermez ya. Belki şeffaflık olsun böyle diye şeffaflık olmaz.
Şeffaflık nasıl olunur? Sen denetimini yaptıktan sonra çıkarsın kamuoyuna ve anlatırsın. Her gün gazetelerde, kamuoyunda Lancet'in Ciprovex'i zararı ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Böyle bir şeffaflık olur mu? Sizin Ciprovex kurumu olarak eğer herhangi bir bankadan kredi çekecekseniz notunuz düştü. Uluslararası piyasalarda eğer piyasa bulmaya çalışırsanız notunuz düştü. Zaten düşürttünüz bu notu. Amacın ne senin? Amacın özelleştirme, amacın birilerine peşkeş çekme. Ve ondan sonra biz televizyonda dedik ki ödeyiniz bu üreticiyi, mağdur, sen denetimini yapmana devam et. Çünkü sen üreticiyi denetlemiyorsun. Oradaki ilgili mekanizmayı denetliyorsun zaten. Bu da senin en doğal hakkın. Ama üreticiyi mağdur etmek sana yakışmaz. Ve çıkıp Sayın Zeremun'a şunu söylemiştir. Onlar aldı, onlar ödesin. Yani ondan önceki hükümet almış bu ürünü, onlar ödesin. Orası bir ticari fabrika. Tabii ki ticari fabrika ama senin uhden dedi Sayın Zeremungan. Eğer sen bunu kendi uhdenden dışarıya çıkarıyorsan o zaman niye ödüyorsun oradaki personeli? Benim paralarımla oradaki personeli niye ödüyorsun? Bunları yaşadık biz. O yüzden ben diyorum Sayın Maliye Bakanı Zeremungan kimin Maliye Bakanı'dır? Hatta yanılmıyorsam yine bakınız meclis gündemindeki konuşmalarda kendi içindeki milletvekili, evet ismini söylemeyeceğim çünkü bilmiyordum kimiydi söyleyen ama Sayın Doğuş Derya'nın kendisine kullandığı bir cümleydi bu. Kimin Maliye Bakanısın? Ben de soruyorum yani siz kimin Maliye Bakanısınız? Ya da kimin başbakanısınız, kimin tarım bakanısınız? Ülkenin maliye bakanı bence. Yani şimdi önüne orada bir bütçe var. O bütçeye göre hareket etmesi lazım. İşte disiplini, ülkedeki ekonomik disiplini sağlamak için. Sağladılar mı Ceylan Hanım? Belki bunlar gerekiyordur falan diye düşünüyorum. Ya şeffaflığa tabii ki bizim ihtiyacımız var. Bakınız eğer bu ülkenin sistemi çökmüş ise ki hepimiz bunu kabulleniyoruz ve ülkemize de çok da büyük alternatif bir... ne yani bir de o var. Gösterin bize bu alternatifleri, güven duyalım biz size, arkanızdan yürürüz biz. Yani bu halk artık güçlü birini bekliyor. Yani görüyorsunuz dönemsel olarak 50 yılda 100 yılda farklı ülkelerde bir siyasi parti lideri ya da siyasiler çıkar ve bir değişim rüzgarı yaşanır. Ve o halkı görürsünüz kitle olarak arkasına düşer. Biz de bekliyoruz ya. Yani birileri çıksın ve doğru kararlar versin. Belki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu değişim rüzgarı yaşanır mı Ali Şimdi Bey? Cumhurbaşkanlığı seçimi farklı bir süreçtir Çiğdem Hanım. Cumhurbaşkanlığı süreci toplumu ne kadar ilgilendirse de bizim evimizin içini tamir etmemiz gerekir. Bu paydaşlar kimlerdir? Narinciye sektöründe... Kıbrıs Türk Narenciye Üretici Birlik Başkanı ve yönetimi narenciyesinin problemlerini masaya koyacak. Diğer sektörleri masaya koyacak, görevini ifa edecek. Bakanlıklar doğru dürüst çalışacak, şeffaf olacak. Bugün devlet daireleri artık çalışmaz hale geldi. Hantal yapıyla hareket eder duruma geldik. Vatandaş her gün kahve köşelerinde, televizyonlarda, canlı bağlantılarda şikayet ver yansın ediyor. Yani bir yerlerde demek ki bir arıza vardır, bir hata vardır. Bu hatayı düzeltebilmek de işte bu paydaşların görevidir. Bugün Cumhurbaşkanı'na o gücü vereceksin ki Cumhurbaşkanlığının görevi dış müzakerelerde bu toplumdan aldığı o güçle seni desteklesin. Şimdi 19 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardır. Ben bu konulara pek fazla taraf olmak niyetinde değilim. Biliyorsunuz bizim birliğimizi tüm adaylar ziyaret etmektedir. Şeyi etkiler mi bu? Yani merak ediyorum. Şimdi baktığımız zaman ülkenin birçok sektöründe problem var. Herkes sokakta ve tabii ki Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidarda. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de bir adayı var. Dolayısıyla bu yaşanan sıkıntılar, yani en azından narenciye üretici sektörüne baktığımız zaman siz içindesiniz, başkanısınız, daha yakın temastasınız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de etkileyebilecek bir durum var mı burada? Yani belki ben öfkeli olabilirim. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin şu anda hükümette yaptığı icraatlardan, verdiği sözlerden birini tutmamasından, beni zor duruma düşürmesinden canım sıkılıyor.
sıkılmış olabilir ve bunun adayına ben niye oy vereyim diye de düşünebilirim. Böyle bir atmosfer var mı acaba üreticilerin içerisinde? Var zaten. Yani veya boykot gibi bir şey. Yani tüm seçimlerde bu yaşanıyor zaten. Gerek yerel seçimleri olsun, gerek genel seçimleri olsun, gerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Haliyle ne olur? Hükümette olan siyasi partiler yıpranmıştır. Oy isteme konusunda sıkıntılıdır. Çünkü tüm insanlara istediğiniz hizmeti veremezsiniz. Ya kısmen verirsiniz veyahut da kendi yandaşlarına verdiğinizden dolayı çok büyük boykotlar, çok büyük eleştiriler alırsınız. Tabii ki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı olan Sayın Sibel Sibel Hanım'ın bu noktada da sıkıntılar olacağını zannediyorum. Ama artı pozisyonu bayan oluşudur. Onu kullanmaya çalışılıyorlar. Diğer taraftan Sayın... Fark eder mi mesela bir üretici için? Üretici kadın için değil olması. Ama toplum için bir farkındalık olabilir diye düşünüyorum. Onun için de yani... Tabii bunlar da gazetelerde okuduğumuzdur. Ama bizim toplumumuz artık bilinçlenmiştir. Ben hep şunu söylüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık siyasi asker konumundan çıkması gerekir. Yani benim partimdir diye yanlışına da evet dersem bu askerliğe tabi olan bir toplumdan dışarı çıkmayan bir zihniyettir. Burada bir es verelim Sayın Alioğlu. Size gelen mesajlar var. Onları paylaşıp 12 milyonun ne olacağını soracağım ve eylemi ne zaman gerçekleştireceğinizi de soracağım. Ne kapsamda olacağını. Evet. Yani 3-4 tane sorun var, süratle tamamlayalım. Süremizin son 15 dakikasının içerisindeyiz şu anda. Mehmet Onur Bey kolay gelsin iyi yayınlar demiş. Emine Tor'un köylünün ürünü para etsin ve köylü kazansın artık. Çünkü çok emek ve zaman veriyorlar. Bunu hak ediyorlar. Bu yaşananları hak etmiyorlar demiş. Kemal Toka yine mi hükümet sözünü tutmadı? Eylem yapıyorlar. Bu yüzden mi eylem yapıyorlar diye sormuş. İlkay Adalı ürünlerimize sahip çıkmalıyız. Günaydınlar. Bir yudum çay misali bir tadımlık zamandan gelirsen falan filan demiş. Şiir okuyamayız şimdi. Ama bir narenciyeci, daha doğrusu bir portakal fotoğrafı, bir bahçesi göndermiş bize. Yağmurda, çamurda, soğukta, karda, kışta, ayazda çalışmaya devam eden üreticimizdir. Unutmayın demiş, köylü milletin efendisidir. Efendinizi ayaklar altına almayın diyor. Efendim şimdi baktık mesajlarımız bunlar ve gelelim 12 milyon. Ne olacak Ali Bey? Eylem ne zaman yapılacak? Hayvan üreticilerinden siz de destek isteyecek misiniz? Bunu da sormuş olalım veya çiftçilerden, patates üreticilerinden ve tabii size açılan bir dava var mı? Ben onu da merak ediyorum. Yok, bize açılan bir dava yok. Evet. Orada onu söyleyeyim çünkü bana çok soruldu bu soru. Çünkü neden açılmadı? Bizimle ilgili bir konu değildi. Evet. Ama hayvan üretici arkadaşlarımızın zannediyorsam 5-6 tanesine açıldı ama... birlik yönetimi ve başkanı buna el koyduğunu da biliyorum. Evet. Tabii ki yani kamuya bir zarar verilmiş ise bunun da ceremesini çekmeye de hazırız. Bilin ya bir kaynakçı çağırırsınız. Ama, kaynaklar kapıyı ama alırız. Çiğdem Hanım yani ya, beni ve üreticimi bu noktaya getirenlerin cezasını kim verecek? Yani ben çok mu istiyordum bugün kombayımı, traktörlerimi, kamyonlarımı, tırlarımı alıp da meclisin önüne geleyim? Yani sanki öyle bir durum yaratıldı ki cadılar bayramıymış gibi günü belli meclisin önüne gidin ve kamuya zarar verin. Hükümet eden bunu yani görmesi gerekir. Halk nazarında böyle bir görüntü yok Ali Bey. En azından onu söyleyeyim. Yani hükümet sizi öyle görüyor olabilir ama ben işte Lefkoşa'dan veya Lefkoşa'nın gündüz nüfusundan hiç öyle bir şikayet duymadım. Aman geldiler, şov yapıyorlar falan. Vatandaş gerçekten bilinçli. Ben halka güveniyorum. İnsanlar gerçekten oradaki o hayvancının, o üreticinin, o narinciyecinin ne hissettiğini, ne düşündüğünü, ne amaçla orada olduğunu sokaktaki vatandaş biliyor. Ve kim ödeyecek bunun hesabını dediniz ya, bunun hesabını vatandaş günü geldiğinde elbette soracak. Vatandaş, tıpkı sizler gibi. Vatandaş Çiğdem Hanım, bu vatan, yani vatan toprakları için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama bunu maalesef bizleri idare edenler farkında değil veyahut da farkındadır ama farkında olmak istemiyorlar. Çünkü farklı bir olaya çekmeye çalışıldı bu devlet ve şu anda hep söylüyoruz sermaye hükümeti. Yani sermaye hükümeti nedir? 40-50 kişinin etrafında dönen bir devlet anlayışı, bir zihniyeti vardır. Tröstlerle yaratıldı,
tröstlerle devam edilecek diye bir zihniyet olamaz bir ülkede. Yani bakıyorsunuz geçmiş dönemlerde bir belediye başkanının bir finans şirketinden 10 milyon isterliğin borçlanması gibi. Bakıyorsunuz farklı farklı yerlerden devleti idare edenler borçlanması gibi. Yani bunlar hiçbir devlet anlayışında olan hükümetlerin yapmış olduğu doğrular değildir. Eğer bu şekilde hareket edildiği zaman siz sizi izleyen vatandaşlara nasıl bir örnek olursunuz? Yani siz eğer çocuğunuza korku filmi izletirseniz o çocuğun psikolojisi bozulur. Hani küçük yaştaki çocuğa korku filmi izlettirmesiniz, savaş filmlerini izlettirmesiniz veyahut da bilgisayarlarda bu savaş filmlerinden uzak tutmaya çalışırsınız. Çocuğun psikolojisiyle oynamak yanlış bir şeydir. Keza toplumun psikolojisiyle de oynayan bir hükümet tarafı vardır. Her gelen, demin de söylediğim gibi bir şeyler yapmaya çalışırken sistemin içerisinde eziliyor maalesef. Bir bakanımız bundan önceki hükümet döneminde bazı yerlere tokundu diye kısa vadede bakanlıktan oldu. Bunları yaşadı bu ülke. Açık bu toplam. Açık efendim. Bir bakanımız dediğiniz kim? Zorlu Töre mi? Evet. Evet, bunu duymayan mı kaldı? Yani işte o yüzden diyorum, siz de açık konuşun ki tabii şimdi Çiğdem Hanım, açık konuşun derken şöyle bir şey. Yani ben, örtülü bir bakanımız dediğinizde başka bir anlaşılmasın. O zaman da Zorlu Tören'in ben avukatlığını yapmış duruma gelirim. Hmm. Onun adına konuşmak istemiyorum. Belki kendisi konuşmak istemeyebilir. O zaman da diyebilir, sen benim adıma konuşamazsın. Ama bunları yaşadı bu ülke. Ha, Zorlu Töre nerelere el atmaya çalışmıştı? Onları araştırmak lazım. O zaman da doğruları biz eğer ortaya yere koymazsak Çiğdem Hanım, bir arpa boyu da yol ilerleyemeyiz. Demin bir mesajda dediniz ki köylü milletin efendisidir. En çok sevdiğim bir cümledir bu. Anlamı nedir biliyor musunuz? Köylü demek istediği bu ülkenin %75 toprağına sahip olan insandır. Yani koçanlı malına sahip olan insandır. Hani diyoruz ya, güzel yurtta 35 bin dönüm Erenciye bahçesi ama 74'te 75 bin dönümdü. Şimdi bakınız, Lefkoşa'da zengin ağalarımızın bu kadar dönümlü arazileri var mı? Bir apartmanı vardır. O apartman belki de iki dönümün içerisindedir. Sen belki parasal olarak zengin olabilirsin ama ben bu ülkenin topraklarının %75'i bendedir. Yani sahip çıkıyorum. Ve bakınız diğer taraftan geçen gün de bir söyleşi yaptık sizin yine. Bir büyük abimizin kullandığı bir cümle vardı. Bu ülkeye ormanlık alanlara ayrılan bir kaynak var. Peki biliyor mu bu hükümet ki 35 bin dönüm orman alanına bakan bir sektör var Güzelyurt'ta? Tımarıyla, temizliğiyle, hijyeniyle, her şeyiyle ve dönüp de o alanlardan da üretim çıkarıp bu ülkenin hem iş piyasasına hem Türkiye iş piyasasına ve 3. dünya ülkelerine de pazarlama yapıyoruz biz. Peki katkısı nedir bize bu hükümetin? Sorarım ben Maliye Bakanı'na. Yani bütçenin işte %90'ı personel giderlerine gidiyor. Ya bunu bu kadar basit bir cümleyle söylemek senin için bu kadar kolay mı? O zaman değiştir bu sistemi. Ha ben belki kısa vadede sihirli bir değnek olup da her şeyin düzeleceğine inanmadığımı biliyorum. Ama bana planını koy. Yani bir devlet politikası koy bana orta yere. Bugün siyasi partilerin iki tane ideolojisi vardır Çiğdem Hanım. Birincisi, ayın sonunda devletten maaş çekenlerini illaki ödeyeceğim. Ödemediği takdirde büyük eylem odur. Ve hükümetten olursunuz. Aynı gün hükümetten olursunuz. İkinci ideolojisi de nedir? İşte yandaşıdır, taraftarıdır, parti rozetidir, istihdam yapacak. Veyahut da ihalelere fesatlar karıştırılacak, şu verilecek, bu verilecek. Bunlarla bu ülkeyi biz yönetmeye çalışıyoruz. O zaman ideolojisi olmayan kişinin bana göre geleceği de olmaz. İdeolojisi olmayan bir ülkenin de tabii ki geleceği olmaz. Neye göre biz bir devlet anlayışı kurduk, neye göre bir zihniyet kurduk? Bakınız bugün bizim jenerasyonun düştüğü durum. Ailelerimizin bize bıraktığı miras borçtur. Bizden sonra bırakacağımız yeni nesile ne bırakacağız? Borç mu bırakacağız? Çalışıyoruz Çiğdem Hanım, uğraşıyoruz, üretmeye çalışıyoruz. Ama ürettikçe de batıyoruz yani. Böyle bir şey olur mu? Yani ben 20 Kasım'da Sayın Başbakan'a bir eylem yapmışım. Kamuoyu önünde çıkıp işte 19 milyonu 15-20 gün içerisinde bir kaynak bulup sizi ödeyeceğim diyorsunuz. Ama hemen kaçtıktan sonra hasır altı ediyorsunuz. Sonra 25 Aralık'ta geliyoruz.
Kapalı kapılar ardına girdik konuşmaya. Bunu kabul etmek istemedim. Çünkü ben şeffaf olunmasını istedim. Çıkıp bizimle gelin basınla konuşun dedik ama gelmedi. Gelmemesinin nedeni suçlu olmasıydı. Yine de birileri ve üreticilerimizin baskısıyla içeriye girdim. Ağır üslupta konuşmalar geçti. Bana yakışmayan konuşmalar oldu orada. Yani ben kendimi de onur duyucu cümleleri olduğunu da söylemek istemiyorum. Ama orada bir gördüm ki işte gücümüz buydu, bu kadarını verebildik. Siz de diyor bize eylem yaptınız. Sayın Başbakan, biz bu eylemi %50 parayı almak için mi geldik ya? Sonra niye yalan söylüyorsun? %50'sini bile vermedin sen. 1/3'ünü ödedin sen bu üreticiye. Kaç paraydı? 19 milyonun 6 milyona yakın olan parasını ödedin. Dalında kalanı ödemedin. Ondan sonra çıktın Bakanlar Kurulu'ndan 300 TL'yi 240 TL'ye çektin. 7 ay boyunca müsteşarına, Tarım Bakanı'nın müsteşarı Hasan Kestigül'e kimi zaman telefon, kimi zaman yazılı, yalvardık, bakana söyledik. Bu listeleri bulun gönderin. Bize de göndermeyin. Tarım Dairesi'ne getirin. Birçok insan dalında kaldığının farkında değil. Kaç ton tespit ettiğini bilmiyor. Bu 12 milyonu nasıl ödeyeceksin şimdi? Bu 12 milyonu nasıl ödeneceğini ben de bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Üretici beni arıyor. Üzülüyorum da çünkü üretici artık hükümete karşı bir güveni kalmadı. Sayın Başkan sana güvenimiz sonsuzdur, cevap verin. Ya ben Maliye Bakanı değilim, bunu söyleyemiyorum ben üreticime ama üreticiye vermiş olduğumuz güvenden dolayı bu insanları da kırmak istemiyorum. Arıyoruz yani yine bakanı, artık başbakanı bıraktık. Sayın Bakanı arıyoruz işte bir ay içerisinde, 15 gün içerisinde konsantre satılacak, ödenecek, şu olacak, işte bütçe açılsın da ödensin. Yapmayın ya bunu, yapmayın, gerçekten yapmayın. Yani o zaman bütçe açılana kadar sen de maaş alma ya. Yani konsantre satılana kadar sen de maaş alma. O acıyı benimle birlikte çeksen de ayıp değil mi ya bu senin söylediklerin? Yani hem maaşını alacağım, ben ödeyeceğim bu maaşını. Bir de döneceğim utanmadan bana bunları söyleyeceksin. Ya yapmayın bunu. Bu insanların beklentileri var. Bu insanların borçları var. Emin olun bu şu anda 12 milyonun belki de 100 bin TL'si üreticinin cebine girmeyecek Beşiktaş Hanım. 12 milyon hepsi borca gidecek bu insanların. Bir seneden belli bu insanlar parasını almadı. Üretime nasıl devam etsin? Kaç üretici çekyasağında biliyor musunuz? Benim tahminlerimle yanılmıyorsa 1000'in üzerinde üretici çekyasağında. Ve bir de şöyle bir yanlış bir zihniyet de doğdu. Bana gösterin bir ülkede, özellikle de narinciye üretimi yapılan ülkede bir devlet erkanı çıksın ve desin ki işte üretimimizde de kalitesizlik var. Ayıp ya, bunu söylemeyin. Kim? Kalitesiz bile bir üretim çıkartsak bir başbakan olarak sen savunacaksın o üreticiyi. Destek çıkacaksın. Yani bütün sorumlusu üretici mi bunun? Kimdir? Devlettir. Tabii, hayır devlet demeyeyim, hükümettir. Niçin? Niçin? Ne yapacak hükümet, meclis? Parasını ödedin mi sen bu üreticiye, bakım yapsın. Peki bu üretici en yüksek maliyetlerde üretim yapıyor ve maliyetinin en yükseğini suya ödüyor, elektrik kurumuna ödüyor. Peki sen biliyor musun Çiğdem Hanım ki benim bölgemden bazı tröstler gelip su kuyu izni aldı, hem su satıyor hem kendi bölgesine getirip başka yerlerde su kullanıyor. Yetmezmiş gibi bunların haricinde bir de mükellefiyetimiz vardır, olması gerekir. Lefkoşa, Gönyeli, Maosa gibi bölgelerimize, vatandaşlarımıza da su çekiyoruz. Peki bu üretici ne yapıyor biliyor musun? Daha derinlerden su çekiyor. Elektrik parası ödüyor daha fazla. Peki ne koydun sen hükümet olarak üreticiye? 6 kuruş indirdin. Hükümet olarak 6 kuruş indirdin. Biraz daha indirsene sen buna. Sübvansiye etsene bu üreticiyi. Maliyetlerin içinde boğulurken, bu üretici parasını almazken... Bir de çıkıp yani bir cümleyle üreticiyi sıfırlamak, üreticinin alın terine hakaret etmek bu kadar basit mi ya? Bildiğinize bağlı kaç üretici var, kaç bin kişi? 1500'e yakın üreticim var. 1500'e yakın üreticiniz, evet. Var, 1000 tanesi çek yasağında. Benim 1000 tanesi değil. Bakınız genel benim birliğime belki 1500'e yakın üreticim olabilir ama bana bu soru sorulduğunda ben 3250 tane üreticim var derim. Çünkü tüm üreticilerin temsilcisiyim ben burada. Evet. Peki Ali Bey, ne zaman yani ne zamana kadar süre veriyorsunuz hükümete bu 12 milyonu ödemesi için? Şimdi süre derken biz zaten alttan daha organizeyiz artık. Daha tecrübe ettik bu konularda.
Eylem konusunda. Tabii ki yani her konuda, her konuda. Evet. Yani insan her gün bir şey öğrenir, bir şey evet. tecrübe eder. Bu yazılarımız çıkmadan önce zaten köy köy gezilerimiz devam ediyor. Uygun zaman ve süreç geldiği anda biz eyleme ıstak vereceğiz. Yani ben bugün 15 gün sonra eylem yapacağım demiyorum. 15 gün içerisinde kendimi sınırlandırmam. O yüzdendir orada attığım manşette bu kez olacak olan eylem daha şok eylemdir, daha ciddi bir eylemdir ve beklentileri daha farklı olacaktır. Şimdi son günlerde o kadar çok dağıttı konularımızı ki ihrara teşvik primleri vardır. Geçen gün yine söyleşimizde bu konular tartışıldı. Üretici de soruyor. Ali Bey, Sayın Başkan ne olacak üreticiye? Şu anda tüccar kesimi alımları durdurdu. Durdurduysa bu tüccar durdursun ve lütfen bu ülkeyi de terk etsin gitsin. Tüccara dediniz. Ben şu böyle anda benim söylediğim şey şu. Ben eğer 2-3 tane tüccarın elinde burada malzeme olacaksam, içki masasında meze olacaksam ve arkadaşlar varsın zaten bir sene paramızı da almadık. Tamam mı? Varsın bu sene de bu ürün dalında kalsın ama artık elimizdeki taşları da ayıklayalım. Çıksın gitsin bu tüccar. Tüccar giderse kim gelecek olan çok edecek? İnsan vardır. Belki bu sistemi, bu tüccar kaçtığında belki biz düzeliriz. Belki bana birçok üreticim kızabilir. Ama eğer bir şey kazanmak istersek, ey üretici, büyük bedel ödemek zorundayız. Yani ben geçen seneki düştüğüm duruma düşmek istemiyorum. Benim üreticim bugün Siprovex taban fiyat açıklar 300 TL. 130 dolar üçüncü dünya ülkesine teşvik primi var. İhracatçı gidip Siprovex'teki işletmede ilgili mercileri toplantıya çağırıyor. Ve o güne, o dakikaya kadar Valencia'nın ürün bedeli 350-380 TL tonu satılırken ilgili mercilere şu söyleniyor ihracatçılar tarafından. Bunu 150 dolara çıkarın. 384-420'ye bu ürünü, kaliteli ürünü alacağız diye taahhüt verdiler sözlü. Tüccarlar tarafından. Biz de birlik olarak gidip bastık Siprovex'i. Dedik ki yapmayın. Hasatın ortasında bu artışı yapmayın. 130 doların karşılığı TL olarak farklı, 150 doların karşılığı 340 TL'ye tekabül eder. Yani ben ihracatçıya 340 TL vereceğim ve benim üreticimden 300'e alacak bu portakalı. Böyle bir zihniyet ile dünyanın hiçbir yerinde ticaret ahlakı yoktur diye yazdım. Ama işte 380-420 lira çıkacak. Ne oldu? 130 doları 150 dolara çıkarttı hükümet. 350-380'e giderken portakal ansızın 300'e düştü. Ansızın 270'e düştü. Kaliteli ürün yetiştiren üreticim de 270'e portakalını sattı. Nasıl bir üretim yapalım yani biz burada? Siprovex dedik denge unsurudur. Biraz da Siprovex'e değinmek isterim. Ve hükümeti de bu konuda bağlayıp bitirelim isterseniz. Kısaca efendim. Çünkü şimdi 110 dolar bu sene öngörüldü. Üçüncü dünya ülkelerine ve 2.25'ten sabitlendi. Bunun karşılığı da yanılmıyorsam 247 TL. Bugün Türkiye 4 milyon ton narinciye üretimi vardır. Açın bugün Türkiye'deki yetkililere sorun ihracat teşvik primi verilir mi diye, verilmez. Ama veriliyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin bir kriteri vardır, uygulanmaması diyor ama bir ülke kendi ihracatçısını düşündüğü için bir de Avrupa Birliği'ne bağlı olmadığı için Türkiye %18'lere varan bir vergisi vardır. O vergiyi de karşılayabilmek adına, o ürünü de yurt dışında değerlendirebilmek adına ilgili hükümet yetkilileri ihracatçısına teşvik verir. Nasıl verir Çiğdem Hanım? Ürünün bedelinin %40'ı. Yani 100 TL ise bir ürün, %40'ı nedir? 40 TL'si ihracat teşvik primi. Teşvik primidir. Adı budur. En yüksek %40 verirsin. %30, %35, %40 verirsin. Şu an Türkiye'de son yıllarda öngörülen teşvik 200 TL'dir. Açılan ürünün fiyatı da 500 TL, 500 TL'den. 5 kere 4, 20, 200 TL. Bu parayı da kendilerine nakit vermiyor. İhracat bittikten sonra mahsuplaşmaya geçiyor. Peki bizim ülkemize bakalım. Şimdi 150 dolardan bahsediyor arkadaşlar.
ve alımı durdurduk. Neden? Maliyetlerimiz yükseldi. Karton bu kadar, navlun şu kadar, nakliye şu kadar, kesim şu kadar. Ve arkadaşlar ama 15 sene vardır. Sizin maliyetleriniz hep yükselir. Peki üreticinin ürün fiyatı niçin düşer? 520 TL'lerden bu ürünün bedeli şu anda 270 TL'de seyrediyor ya. Birileri sorması gerekmez mi? Peki bu 150 doları verelim, 300 dolar da verelim biz size. Kaça alacaksınız bu ürünü siz? Serbest piyasa ekonomisinde bu işte liberal ekonomilerde sen beni denetleyemez. Denetlerim kardeşim, bu parayı madem hükümet olarak ben veriyorum sana, seni de denetlemesini ben yaparım. Ha denetleme istemiyor musun? O zaman bu parayı da almayacaksın. 150 doların karşılığı bugün 360 TL'lere denk geliyorsa ve bugün de Güzelyurt'ta Valencia üreticisi 300'e satıyorsa bu ürünü, burada bir tezat var. Yani ne demektir bu? Eğer bu hükümet 150 doları vermezse üreticinin ürününü satın alabilmesi için ihracatçı, ben lazım ihracatçıya üretici olarak 60 TL vereyim. Yani hem ürünümü al diyeceğim ben tüccara, hem al 60 TL de ton başında da al bu ürünü ve çıkart yurt dışına. Bakın, önce bir ülkede üretim varsa o üretimin yurt dışında değerlendirilebilmesi adına en yakın komşulara bakacaksınız. Neden? Maliyetleriniz düşük olsun diye. Sizin yan tarafınızdaki Rum tarafında narenciye üretimi vardır, oraya ihraç edemezsiniz. Peki en yakın sizin komşunuz kimdir? Anavatan Türkiye. Koskoca 80 milyonluk bir nüfusa ben 100 bin ton gibi bir ürünü piyasaya süremezsem bu aslında hükümetin basiretsizliğidir, yanlış politikasıdır. Bürokrasidir kardeşim, iki cümleyle sen çözersin bunu. Ve bugün koskoca Siprovex'te pazarlamadan sorumlu insanlar var. Yüksek meblalarda maaşlar alıyorlar. Son dönemlerde atanan müdürleri vardır, eklenen yönetim kurulu vardır. Ve bugün bir Siprovex'in müdürü bundan 15 gün evvel çıkıp gazetede manşet yapıyorsa ve diyorsa ki Valencia'nın piyasası zordur, şudur, budur, bu söylemleri söylüyorsan şunu da söylemekte fayda var. Sen tüccarın ağzıyla konuşuyorsun demektir. Yapmayın. Sen tüccarın ağzıyla konuşamazsın. Çıkacaksın yurt dışına ve sana eğer hükümet, bugün Önder Senaroğlu'na seslenirim, bu 110 doları bana göre ispat etme senin becerine kalmıştır Sayın Önder Senaroğlu. Çağır Siprovex'teki yönetim kurulunun müdürünü, o 10-15 bin TL maaş çeken insanlar ve bugüne kadar da 1 kilo ürün pazarlayamadınız. Böyle bir terbiyesizlik de yaşanıyor Güzelyurt'ta. O 110 doların karşılığı olarak 10 bin ton, 15 bin ton ürün pazarla, örnek ol tüccara, örnek ol üreticine de, hükümetin de güçlensin. Yoksa bugün ihracatçı çıkıyor, 30 bin ton Siprovex sıkamayacak, dalında kalacak. Kalacaksa kalsın. Tüccar olarak senin gaylen mi vardır 30 bin ton kalacaksa? Yani bu 30 bin tonu yurt dışına çıkartmak için mi sen istedin bu 150 doları? Alma be kardeşim, 150 dolar da alma. Yani her geçen gün alışmış kudurmuştan beterdir. 110 dolarıydı, 130 dolar, 150 dolar. Ha, tüccar açısından haklı mı bu insanlar? Haklıdır. Para kazanmak istiyorum ben. Bir halkaysan ben tüccarı dışarıda tutarım. Benim için zincir Çiğdem Hanım kamyoncudur, kesim ekibidir, üreticidir. Bugün kamyoncu ve kesim ekiplerini sormuyoruz durumları nedir. Çok zor durumdadır bu insanlar. Evet, teşekkür ederiz Ali Bey. Süremizi bayağı açtık, yönetmenim uyardı. Biz de bu konunun takipçisi olacağız. Zaten bu hafta içerisinde tekrar Güzelyurt'a geleceğiz. Bir de konuyu orada tüccar da gelsin, üretici de gelsin. Bir de orada yerinde konuşalım, tartışalım efendim. Kamyoncusu da gelsin, herkes gelsin. Bunu organize edelim, birlikte konuşalım. Değerli izleyenler, İngiltere'ye dönüyoruz. Kısacık bir aranın ardından buradayız.
Zirve Acil Sağlık Sigortası. Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de tüm özel hastanelerde geçerli 2 ve 70 yaş arası herkese Acil Sağlık Sigortası. Kesintisiz ödeme ve ücretsiz kara ambulansı desteğiyle 130 liradan başlayan fiyatlarla 50 bin liraya kadar acil sağlık teminatınız Zirve Sigorta'dan. Sağlığınızı güvenceye alın, hayatı kesintisiz yaşayın. Zirve Sigorta. Kanser Araştırma Vakfı olarak Telsim Ana sponsorluğunda bu yıl 12.sini düzenleyeceğimiz Orkide Yürüyüşü'ne tüm halkımız davetlidir. 22 Şubat Pazar günü Kozanköy Karşıyaka arasında gerçekleştireceğimiz yürüyüşün biletlerini 30 lira bağış karşılığında tüm deniz plazalardan temin edebilirsiniz. Bilgi için 0548-863-4929 ve 0548-868-0511 numaralı telefonlara başvurabilirsiniz. 22 Şubat Pazar gününüzü bize ayırmayı ve biletlerinizi erkenden almayı unutmayınız. Değerli izleyenler, güne merhaba, devam ediyor. Süratle hemen İngiltere'ye dönüyorum ve günaydın Ceren. Günaydın Çiğdem. Çok geçmiş olsun öncelikle, bir gribal enfeksiyon atlattın. Sağlıklı evet. Günler diliyorum sana, sağlıklı bir ömür. Hemen İngiltere'nin gündemini senden öğrenebilir miyiz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum Çiğdem. Bugün İngiliz basında yer alan önemli gündem başlıkları arasında İngiltere'deki emeklere vaat edilen bonaya dikkat çekilmiş. İngiltere Ekonomi Bakanı George Osborne'un dün yaptığı açıklamaya göre emekli bono planı genel seçimlere kadar uzatıldı. Emekli bonusu 65 yaş üstü emekliler için 1 yıldan 3 yıla kadar 500 ila 10 bin sterlin arasında değişen miktarlarda ödeme imkanı sunuyor. Uzun vadeli bonların ise vergi öncesi faiz oranları %4 olarak sabitlendiği açıklandı. Bu son gelişme ise basında büyük tartışmalara neden oldu. Telegraph gazetesi 610 bin kişinin hali hazırda emekli bonosundan faydalandığını, toplamda 7,5 milyar sterlinin bu bonolara ayrıldığını, uzatılan dönemle birlikte 5 milyar sterlin daha ekleneceğini yazmış. Gazeteye göre her 10 emekliden biri var olan emekli bonosundan şu anda yararlanıyor. Haberde karar nesil hırsızlığı olarak yorumlanmış. Gazete kararın genç neslinin birikimlerine haksızlık edildiği olarak değerlendirilmiş. Bugün bir diğer dikkat çeken haber ise Guardian gazetesinden. Guardian gazetesi merkezi başkent Londra'da bulunan ve dünyanın en büyük ikinci bankası olarak sayılan bir bankanın İsviçre kolunun farklı ülkelerden binlerce varlıklı müşterisinin vergiden kaçmasına ve paralarını gizlemesine yardımcı olduğunu yazmış. Gazete bu belgelerin Guardian, BBC ve Le Monde ve merkezi Washington'da bulunan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun ortak çabasıyla ele geçirildiğini belirtiyor. Guardian 2005-2007 tarihlerini kapsayan dosyaların toplam hacmi 120 milyar dolara yaklaşan 30 binden fazla hesabı açık tuttuğunu, bankanın bu dönemde müşterilerin düzenli olarak çoğunlukla döviz olmak üzere yüksek miktarlarda nakit çekmesine izin verdiğini, varlıklı müşterilerine Avrupa'daki vergilerden kurtulmasını sağlayacak hesaplar açtığını kaydediyor. Bugün bir diğer dikkat çeken haber ise Financial Times gazetesinde. Gazete Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ukrayna krizinde Amerika Başkanı Obama'ya telkinde bulunacağını kaydetmiş. Gazeteye göre Amerika Kongresi'nde Ukrayna'ya silah gönderilmesi çağrıları yoğunlaşırken
Almanya Başbakanı'nın Obama'ya diplomasiye bir kez daha şans tanıması çağrısında bulunacağı belirtiliyor. Gazete Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya arasında hafta sonunda yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını hatırlatarak Ukrayna'ya silah gönderilmesine şiddetle karşı çıkan Merkel'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i müzakere masasına getirmeye çalıştığını yazıyor. Ayrıca dün bugün gazetede kapsayan bir diğer haber de kültür sanat bölümünden geliyor. Dün İngiltere'nin başkenti Londra'da buranın Oscar'ları sayılan BAFTA ödülleri dağıtıldı. Kırmızı halıda renkli görüntüler yaşandı. Keira Knightley, Edward Norton, Benedict Cumberbatch gibi ünlü aktörler kırmızı halıdan geçtiler. En iyi film ve yönetmen ödülleri bu yıl Boyhood filmine gitti. Ayrıca dünyaca ünlü fizikçi, İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in canlandırdığı film The Theory of Every filmindeki rolüyle de en iyi erkek oyuncu ödülünü Eddie Redmayne kazandı. Bugün İngiltere gündeminden size aktaracaklarım benim hafta başından bu kadar. Herkese keyifli, güzel bir hafta diliyorum. Teşekkürler Ceren, kolay gelsin. Değerli izleyenler, birlikteliğimiz astrolog Şifa Avcı'nın astrolojinin getirdiklerini anlatmasıyla devam edecek. Ve daha sonra ise meteoroloji editörümüz Sayın Fehmi Oktay, yurtta ve dünyada yer alan meteorolojik gelişmeleri sizlerle birlikte paylaşacak. Yağmur yağacak demişti hafta başı, pazartesi günü yağmurlu bir güne uyanacağız demişti. Ve bugün yağmurlu bir güne de uyanmış olduk efendim. En doğru meteorolojik rapor Diyalog TV ekranlarında sizlerle birlikte buluşmaya da devam ediyor. Bu arada bunu da söyleyelim. Sürücülerimiz araçlarını yavaş ve dikkatli kullansınlar. Trafik kuralı mutlaka hayat kurtarmak içindir. Yollar biraz kaygan olabilir. Aceleci olmayalım ve dikkatli olalım. Ve Şifa Hanım'a da merhaba diyelim. Oradan böyle yapınca ben gayri ihtiyari kopyaladım hareketi. Evet Şifa Hanım, günaydın. Günaydınlar, nasılsınız? Teşekkürler efendim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hemen öğrenelim geçen mi? Evet, geçen haftadan kaldık, Başak Burcu'nu anlattık. Teraziler kaldı. Evet. Şimdi yarım kalan yerden devam edeceğiz bugün. Edin. Şimdi bir dolunay olmuştu. Senede bir olur Aslan Burcu dolunayı. Herkesi nasıl etkiledi onu anlatacağız. Terazi Burcu'ndan başlıyoruz. Dolunayın etkisiyle aşka, sevgiye, lükse, güzelliklere, güzel sanatlara her zamankinden daha çok düşkünlük göstermeye başladınız teraziler. Kalbiniz, ruhunuz sevgi dolu. Paylaşmayı seversiniz. Arkadaşlığa ve dostluğa önem verirsiniz. Onlar tarafından sevilirsiniz. Sevgililerinizi arkadaşlarınızın arasından seçersiniz. Uzun yıllar arkadaşlık yaptığınız bir yakınınız daha sonra sevgiliniz olabilir. Yıllarca beraber yaşadığınız sevgiliniz daha sonra arkadaşınız olabilir. Dolunayın etkisiyle toplantılarda ve lüks davetlerde göz kamaştıracaksınız. Fakat arkadaşlardan ve yeni tanıdığınız kişilerden dikkatli olunuz. Kalbiniz kırılabilir ve sizi kıran kişilerle ilişkinizi sonlandırabilirsiniz. Ay her ay dilekler ve istekler eviniz olan 11. ev alanınızdan geçer. 11. ev alanı haritanızda Aslan Burcu'nun evidir. Ay Aslan Burcu'ndan geçtiğinde başarı gösterirsiniz. Dilekleriniz, istekleriniz gerçekleşir. Dostlarınızdan destek görürsünüz. Şimdi sırada Akrep Burcu ve yükseleni Akrep olanlar. Dolunay sizi İş ve kariyer konularından sevindirecek akrepler. Alacağınız teklifleri hemen değerlendirmeyin. Emin olmadan maddi ve manevi hiçbir işinizi sona erdirmeyin. Dolunayın etkisiyle daha hırslı, daha tutkulu ve daha istekli oldunuz. Aklınıza koyduğunuzu mutlaka yapmak istersiniz. Yönetme kabiliyetiniz güçlü. Bu kabiliyetiniz ile toplumun en yüksek mevkisine yükselebilir ve sevilir sayılan önemli bir kişi olabilirsiniz. Sizi sevenler, sayanlar oldukça fazla.
Fakat sizi sevmeyen ve nefret edenler de oldukça fazla. Yüksek mevkide olan Akrep Burcu mensupları, dostlarınız da düşmanlarınız da güçlü kişilerdir. Bunlarla ne kadar uğraşsanız, onlar sizinle ne kadar uğraşsa sizi mevkide düşüremezler. İçinizden bazı kişiler, gizli sırlı ilimlerle bazı kişiler de toplum kurallarına aykırı gizli işlere ilgileniyorlar. Dolunayın ışığı bütün gizlilikleri ve saklıları ortaya çıkarır. Gizli saklı hiçbir şey kalmaz. Hayatınızda iyi gitmeyen ve size huzursuzluk veren ne varsa, elinizden gelen bir şansı kullanarak size sıkıntı veren ne ise sona erdirirsiniz. Şimdi sırada yay burcu ve yükselen yaylar. Dolunay sizleri önemli toplantılardan ve iş tekliflerinden sevindirecektir. Kariyerinizle ilgili yeni teklifler alabilirsiniz. Bu teklifleri aceleye getirip hemen karar vermeyiniz. Size verilen sözler yerine gelmeyebilir ve kendinizi kandırılmış hissedebilirsiniz. Bu işler biraz zaman alabilir. Yolculuk düşünenler. Yolculuklarda yabancı ülkelerde şans sahibi olacaksınız. Hukukla, yasalarla ilgili bir mesleğiniz varsa en adil ve en dürüst bir şekilde mesleğinizi başarıyla yapacaksınız. İçinizden bazı kişiler daha iyi bir yaşam, eğitim ve evlilik için doğduğu ülkeyi bırakıp yabancı bir ülkeye yolculuk yapma kararı alabilirler. Yabancı ülkelerde doğduğu şehirlerden daha uzak olan şehirlerde yaşayan yaylar, para artırma yeteneğiniz güçlenecek ve elinize geçen parayı değerlendirip maddi şansa kavuşacaksınız. Yaptığınız işlerle kendinizi tanıtacaksınız yaylar. İçinizden sırlı, gizli, derin ilimlere ilgilenenler var. Bu kişiler sırlar dünyasıyla ilgili derin bilgi sahibidirler. Bu bilgilerini kitap olarak yayınlarlarak da şöhretle kavuşurlar. Şimdi sırada Oğlak Burcu var. Oğlak Burcu ve yükseleni Oğlak olanlar. Dolunay'ın etkisiyle bilinmeyene esrarlı olan her şeye meraklanmaya başladınız. Kalbiniz, ruhunuz gizli olan her şeyi araştırmak içgüdüsü size hissettiriyor. İçinizden bazı kişiler gizli sırlı ilimleri araştıracak yeteneklidirler. Bu kişiler dolunayın etkisiyle bu ilimleri araştıracaklar. Fakat kalbiniz, ruhunuz güçlüyse bu ilimleri araştırın. Finansal konular, banka kredileri, vergiler ve ikili ilişkilerle ilgili konular gündeminize gelecek. Bu konularla ilgili hiçbir yenilik yapmayın ve hiçbir yeni başlangıçlarda bulunmayın. En iyisi bu konuları biraz daha erteleyin. Devlet yetkililerinin desteğiyle devamlı olan maddi bir destekten sevineceksiniz. İmzanızı gerektiren bir konu varsa 3 gün daha bekleyin. Başkalarının parasını işletip hem onlara hem de kendinize kazanç sağlayabilirsiniz. Toplumda tanınmış bir kişiyle gizli aşk ilişkileri yaşayabilirsiniz oğlaklar. Şimdi sırada Kova Burcu ve yükseleni Kova olanlar var. Güneş burcunuzda, ay karşıt burcunuz Aslan'da. Dolunay karşıt burcunuz olan Aslan burcunda doğdu. Dolunayın etkisiyle desteklenmeyi ve ümit ettiğiniz beklentileriniz olacak. Bu hafta içinde size destek verecek olan kişilerin yardımını göreceksiniz. Evlenmek, yeni bir iş için elinizden bazı kişiler önemli bir adım atacak evlilik için veya başka iş için. Dolunay zamanları her şey ortaya çıkar. Kusurları daha çok görürsünüz. Mecburiyetten süre gelen mutsuz birliktelikleri bitirme kararı alabilirsiniz. Uzun süreden beri yaşadığınız engeller ve zorluklar dolunayın etkisiyle son bulur ve sevinirsiniz. Ay her ay karşıt burcunuzdan geçer ve bu burçta 2,5 gün kalır. Doğduğunuzda ay Aslan burcunda ise ortaklıklara, evliliğe, sosyal ilişkilere önem verirsiniz. Mahkemelerden, ikili ilişkilerden şans bulursunuz. Ay Aslan burcunda iken çok da güçlü çalışmaz. Doğum haritanızda aspektleriniz ve bakış açısı oluşturuyorsa zorluklar, beklenmeyen olaylar, evlilik problemleri canınızı sıkar. Mahkeme sorunları, anne babayla anlaşamamanız sizde büyük üzüntüler yaratır. Başkaları yüzünden kötü durumda kalabilirsiniz. Tabii bütün kovalar için değildir bu. Genellemedir bu anlattıklarım. Şimdi balık burcu ve yükseleni balık olanlar.
Dolunay haritanızda 6. ev alanı dediğimiz astrolojik bölgede doğdu. Dolunay'ın etkisiyle işinize, sağlığınıza, hijyene, diyete her zamankinden daha çok önem vereceksiniz. İnsanlarla, hayvanlarla iletişim yeteneğiniz daha çok güçlenecek. Mesleğinizde yakın akrabalarınız ve destekini göreceksiniz. Sanat, güzellik işleri ve gizemli konularda kendinizi tanıtabilirsiniz. İyi gitmeyen ve size mutsuzluk veren duygusal ilişkileriniz sonlanabilir. Maddi manevi alışkanlıklarınıza bağlı olduğunuz için ayrılık acısı sizi sarsabilir. Duygusal acılara dayanıklı değilsiniz balıklar. Bitenin ve gidenin yerine daha iyisi gelir. Acılarınızı unutursunuz ve mutlu olursunuz. Bu dolunayda iyi gitmeyen, sonu olmayan, hayatınızda size zorluk veren ne ise biter. Devlet görevlisi veya devlete ait bir işte çalışıyorsanız, yanlış anlaşılmamak için konuşmalarınıza ve davranışlarınıza dikkat ediniz. Akrabalarınızla çalışıyorsanız veya aileden gelen bir işin başındaysanız, anlaşamadığınız konularda anlaşmaya varacaksınız. Günlük hayatınızda giyime, kuşama, diyete önem vereceksiniz. Kalbinize, belinize bugünlerde dikkat ediniz balıklar. Bugünkü burç yorumlarımız bu kadar. Dolunay'ın etkilerini anlattık. Teşekkür ediyorum Şifa Hanım, sağ olun. Efendim, siz de sağ olun. Güne merhaba. Bugün de burada noktalanıyor. Az sonra Sayın Fehmi Oktay, Diyalog Medya Kurumu editörü, meteoroloji editörü bizlerle birlikte olacak. Yurtta ve dünyadaki hava tahmin raporlarını bizlerle birlikte paylaşacak. Bakalım nasıl bir hafta geçireceğiz hava açısından. En sıcak haberleri, en güncel ve en doğru haberleri takip etmek istiyorsanız gün boyunca saat başı haber bültenlerimize Diyalog TV ekranlarında olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.